değerli izleyicilerimiz, Kanada'nın ilk ve tek Türkçe yayın yapan kanalı Turkuaz TV'ye hoş geldiniz. Ben sunucunuz Canan Nurgel. Dünyanın dört bir yayına yayılmış Türk toplumunun sesi, gözü ve kulağı olan Turkuaz TV olarak Kanada'da her hafta düzenli Türkçe yayın yapan ilk ve tek televizyon kanalı olmanın gururunu taşıyoruz. Sizlerle birlikte büyüdüğümüz bu çeyrek asırlık yolculukta Türk kültürünün ve değerlerinin Kanada'da yankısı olmaya devam ediyoruz. Bir kez daha tam bağımsız, seküler ve kar amacı gütmeyen Kanada Türk Medya Derneği gönüllüleri tarafından hazırlanan programımızla karşınızdayız. Bu programlar Kanada'nın doğusundan batısına Omni 2 kablolu televizyon kanalı üzerinden her hafta evlerinize ulaşıyor ve aynı anda YouTube kanalında da yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu haftada Kanada Türk toplumunun yakından ilgilendiren ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri en doğru, tarafsız ve güncel şekilde sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugünkü bültenimize derneklerimizden gelen heyecan verici haberlerle başlıyoruz. Kanada'ya bu ay önemli iki sanatçı geliyor. Ankara Kitaplığı'nın düzenlediği Hibem'deki Hikayeler, Sema Ergenekon ve Uğur Aslan'la Söyleşi başlıklı sohbet ile karşınızdalar. 10 Ekim Perşembe ve 11 Ekim Cuma günleri gerçekleşecek bu etkinliklerde iki sanatçımız heybelerindeki hikayeleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Kah ağlatan, kah güldüren, kah düşündüren bu söyleşilerde sizler de yer almak isterseniz rezervasyonlarınızı Ankara Kitaplığı'nın resmi web sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Bu söyleşinin ardından Uğur Aslan'ın müzikal performansı ve kendi yaşam hikayesiyle birleştirerek sahnelediği Afara Kanada'da sanatseverlerle buluşuyor. Toronto ve Montreal'de sahnelenecek olan bu müzikal izleyicilere geçmişin unutulmaz arabesk melodilerini sunarken Aslan'ın sahnedeki enerjisiyle de geceye daha da büyüleyici bir hava katacak. Bilgiler ekranda. Turkish Society of Canada, geçtiğimiz pazar günü yazar ve araştırmacı Yonca Eldener'in Medeniyetimizin Kilit Taşı başlıklı sunumunu Ted Rogers Schools of Management binasında geniş bir katılımla gerçekleştirdi. İngilizce olarak gerçekleştirilen sunumda tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbekli Tepe'yi Neolitik çağda yerleşen avcı toplayıcı toplumun hikayesi ve günümüze olan etkileri paylaşıldı. Kısa bir reklam arasının ardından Kanada'daki güncel haberlerle bültenimize devam edeceğiz. Şimdiki haberimiz Kanada'da uluslararası öğrencilerin artan sığınma talepleriyle ilgili. Kanada Göçmenlik Bakanı Mark Miller, öğrenci vizeleriyle ülkeye giren uluslararası öğrencilerin sığınma talebinde bulunarak Kanada'da kalmaya çalıştıklarını ve bunu giderek endişe verici bir trend haline getirdiklerini belirtti. Öğrencilerin bu talepleri genellikle yüksek eğitim ücretlerini düşürmek amacıyla yapılıyor. Kanada İstatistik Kurumu'na göre uluslararası öğrenciler yıllık 23 bin ila 40 bin Kanada doları arasında değişen eğitim ücretleri ödüyor ve bu öğrenciler sığınma talebinde bulunarak ücretlerini Kanada vatandaşları seviyesine indirmeye çalışıyorlar. Bu sorunun çözümü için hükümet uluslararası öğrenci izinlerini %10 oranında azaltmayı ve öğrenci vizesi sisteminde sahte başvuruları daha erken tespit etmeye yönelik reformlar yapmayı planlıyor. Ayrıca Bakan Miller, üniversiteler ve kolejlerin başvuru süreçlerinde daha sıkı denetim yapılacağını da vurguladı. Bu soruna ek olarak yabancı öğrencilerin toplum güvenliğinde de sorun teşkil etmeye başlaması da Kanada'nın gündemine girdi. Muhammed Şahsap Kahan ve LDD ailesinin terör planlarıyla tutuklanmaların ardından Kanada güvenlik sistemlerini de gözden geçiriyor. Miller bu durumu araştırmak için 30 günlük bir iç soruşturma başlatıldığını ve güvenlik açıklarını kapatmak için çalışmalara devam edildiğini açıkladı. Bu gelişmeler Kanada'da öğrenci vizeleri ve güvenlik sistemlerini iyileştirmesi yönünde önemli adımların atılacağını gösteriyor.
Kanada'dan ikinci haberimiz ise Kanada Göçmenlik Bakanı Mark Miller'ın açıkladığı öğrenci ve mezunları etkileyen yeni düzenlemelerle ilgili. Bu düzenlemelere göre Kanada'ya gelecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin artık eyalet onay mektubu almalarını gerektiriyor. Bu şekilde öğrencilere %12 oranında kapasite ayrılacak. Yeni değişikliklerle birlikte 1 Kasım 2024 itibaren Postgraduate Work Permit başvurusu yapan mezunlardan minimum dil yeterliği istenecek. Üniversite mezunları için CLB seviyesi 7, kolej mezunları için CLB seviyesi 5 şartı getirilecek. Diğer bir değişiklik ise Postgraduate Work Permit süresi ile ilgili. Devlet kolejlerinden mezun olan ve uzun vadeli iş gücü açığı olan alanlarda çalışan öğrencilere 3 yıla kadar Postgraduate Work Permit alma hakkı tanınacak. Yüksek lisans öğrencilerinin eşlerine çalışma izni programın en az 16 ay sürmesi koşuluyla verilmesi de diğer bir değişiklik. Bu değişikliklerin detaylarını ilerleyen günlerde daha netleşmesi bekleniyor. Turkuaz TV olarak konuyu yakından takip edip sizlerle paylaşacağız. Geçtiğimiz haftaki yayınımızda Kanada'daki iç siyasetin ısındığını aktarmıştık. Bir sıcak gelişme de bu hafta yaşandı. Poilievre'den hükümeti düşürme çağrısı geldi. Muhafazakar Parti lideri Pierre Poilievre, Salı günü parlamentoda yaptığı konuşmada liberal hükümetin düşürmesi için milletvekillerine çağrıda bulundu. Ancak muhalefet liderleri Poilievre'nin güvensizlik önergesini eleştirmek yerine Muhafazakar Parti'nin politikalarına odaklandılar. Poilievre, parlamentonun açılışında verdiği konuşmada Kanada'nın geleceği için Muhafazakar Parti'nin vizyonunu anlattı. Poilievre, herkesin uygun fiyatlı gıda, benzin ve evler için güçlü maaşlarla yaşayabileceği, güvenli mahallelerde büyüyebileceği bir ülke hayalini çizdi. Poilievre, muhafazakar hükümetin vergileri düşüreceğini ve karbon fiyatlandırmasını kaldıracağını belirtti. Bunun yerine büyük ölçekli yeşil projeleri onaylayarak iklim değişikliğiyle mücadele edeceklerini ve elde edilen gelirle kamu borcunu azaltacaklarını söyledi. Ayrıca hükümet harcamalarını her yeni dolar harcaması için 1 dolar tasarruf sağlayacak şekilde kısıtlayacaklarını da açıkladı. Poilievre, bürokrasiyi, israfı ve danışmanlık sözleşmelerini azaltacağız dedi. Ancak bu kesintilerin hangi alanlarda olacağı konusunda bir ayrıntı vermedi. Poilievre'nin bu önerisi NDP lideri Jagmeet Singh ve Bloc Québécois tarafından desteklenmedi. NDP lideri Singh, muhafazakarların önerdiği kesintilere karşı odaklandıklarını ve bu nedenle hükümeti düşürme önergesine oy vermeyeceklerini belirtti. Bloc Québécois'da benzer bir tavır sergileyerek önergeyi desteklemeyeceklerini açıkladı. Önümüzdeki günlerde çok ilginç gelişmelere açık olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Toplum derneklerimizle olan röportaj serimize Türk Toplum Merkezi ile devam ediyoruz. Arkadaşımız Büşra Göktaş, Maide Yazar ile dernek çalışmaları hakkında konuştu. Hep birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili Türk Asya izleyicileri. Kanada'daki Türk Dernekleri ile röportaj serimize devam ediyoruz. Yanımda Türk Toplum Merkezi Yönetim Kurulu üyelerinden sevgili Maide Yazar var. Kendisini kadın hakları ile ilgili çalışmalarından dolayı da hepimiz çok yakından tanıyoruz. Ben Türk Toplum Merkezi'ni, Turkish Community Center'ı daha çok yeni gelenlere, Türkçe konuşan herkese dokunan dernek olarak adlandırıyorum. Çünkü onların sosyal yaşamlarına ve buradaki adaptasyon süreçlerine çok güzel katkılarımız oluyor. Bana biraz dernekten bahsedebilir misiniz Maide Hanım? Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim bu şans için. Biz 2007'de kurulmuş bir dernek. Figen Sabay, Onur Erkoç, Şule Alp, Yatro Alp, Demet, Hüseyin bunlar kurmuşlar ve 2008'de hemen federal hayır kurumu olarak kabul olmuş. Ondan sonra programasyon başlamış ve biz hem eğitim hem tanışmak
hem nasıl Kanada'ya alışılır sosyal olarak ve iş bulmak, yardım etmek için çalışıyoruz. Eğitimimiz var, toplantılarımız var. Bir de önemli olarak helpline var. Size numarayı söyleyeyim. 416-644-9939. Ne zaman isterseniz telefonlayabilirsiniz. Ne yardım etkilerimiz varsa biz size yardım etmeye aşağıda ulaşabilirsiniz. Instagram hesaplarına, web sitelerine ve helpline numaralarına ulaşabilirsiniz. Peki bu helpline numarasında ne oluyor? Önce bir ondan bahsedelim. Telefon edince mesaj bırakıyorsunuz. Bizim gönüllüler o mesajı buluyorlar, 24 saat içine bakıyorlar ve size telefon ediyorlar, geliyor nasıl yardım edebiliriz diye. Elimizden geleni yapıyoruz. Birçok servisleri tanıyoruz GTA'de ve Türkçe konuşan servisler var ve biz varız tercümanlarımız yapıyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz. Tabii amacımız merkez kurmak ki biz bir toplantı yerimiz olsun, bir servis verecek yerimiz olsun. Diğer gruplarla eşit olarak çalışalım. Şimdi bu sene program hazırladık. Başlıyor Ekim'in 6'sında iş bulma kariyer deneyimleri seninle. Bizim Ali Alev Tuncay yapacak. Bu hanım Human Resource Executive bankada. Bir iş arama hakkında konuşacak. O zaman da bir saatlik bir rezüme laboratuvar yapacağız. Rezümenizi getirin, yardım edelim. Bu çok önemli çünkü bizim alışık olduğumuz, Türkiye'de alışık olduğumuz sistemde bir iş arama sistemi yok burada. Hem rezüme sistemi çok farklı, yazma şeklimiz çok farklı. Aynı zamanda buradaki iş arama, kendimizi tanıtma süreci de, mülakat süreci de farklı işliyor. İşte bunu öğrenmek için de kapısını çalacağımız dernek. Evet. Bir de profesyonellerin burada çalışması için tabii değişik sertifikalara ihtiyacı var. Biz bu grubun içindeyiz. Onun için uğraşalım, yardım etmeye çalışalım. Bu 6 Ekim. Ondan sonra Ekim'de iki toplantı daha yapmak istiyoruz. Daha tarihi belli değil. Yine iş bulmak üzerine mi? Burada yaşam adaptasyonla ilgili. Demek altın bulak. Avukat ve miras durumları hakkında konuşacak ve Cansu Dedeoğlu tezini bitirdi, doktorasını bitirdi ve burada nasıl yerleşilir, kanunlar ne çeşit, nasıl erişiyorlar konulu diye. Ondan sonra... Burada bilgiye nasıl erişilir diye bir test konusu var Cansu Hanım'ın. Galiba sanıyorum onu anlatarak oradaki evet. İnsanlara yardımcı olmak istiyor. Evet. Demet Hanım'ın konusu da yalnız çok başarılı bir avukat burada. Daha önce de röportajlarımız olmuştu kendisiyle. Miras hukuku hakkında konuşacağız. Çocuk sürecini konuşacağız galiba. Velayet durumlarını konuşacağız. Evet. Çok güzel. Çok önemli burada öyle şeylerle uğraşmak lazım. Şimdi bizim toplum merkez dediğimizde aklımıza gelen en önemli gün de tabii ki Dünya Kadınlar Günü. 7 Mart. Evet, 7 Mart. Neler olacak bu sene 7 Mart? Bu sene yine Edmonton Graham'da toplanıyoruz. Sema Güler Çeğer. O çok uğraşıyor, onun çok uğraştığı bir event bu. Geçen sene Ayza Vardar çok yardım etti, gene bu sene olacak. Ve gönüllü grubu, gönüllü kısmı. Bu da bizim 30 tane gönüllümüz var, hepimiz uğraşacağız, unutmayın. Evet. Ve takdiminize koyun. Sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz tüm duyurular, seminerlerin ve özel günlerin duyuruları. Sosyal medya hesaplarını çok aktif kullanıyorlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet. 3 Kasım'da Atatürk'ü anma ve Cumhuriyet'i kutlama günü yapıyoruz. Çocuklara önem vereceğiz efendim. 19 Ocak'ta aile günü ve 7 Mart söyledik. 20 Nisan'da gönüller toplantısı. Gönüllerimize bir karantı veriyoruz, teşekkür ediyoruz. Böyle biraz stratejik plan yapıyoruz. Onun arasında bu sene ilk defa olarak gençler için program kuruyoruz. İki gönüllü ellerini aldılar. Sema Bilen'in coaching, mentorship'le.
ondan sonra. Mentorship deyince aklıma geldi, biz çok önem veriyoruz mentorship programımıza yardım isteyenlere. Ondan sonra da belki size, sizin şıkkınıza göre bazı değişik programlar da yapabiliriz. Bizim buna ihtiyacımız var. Biz yeni geldik ama işte bir grup olarak bu konuyu çözemiyoruz derseniz, yine bu konularda da yine seminerler düzenleyebiliyorlar ya da size nasıl yol açılacağını öğretmeye çalışıyorlar bir şekilde. Çünkü burada yeniyiz ve yeniler pek bilmiyor hiçbir şeyi. Öğrenmek için de bir bilene sormak lazım. Evet. Social medyada aktiviz ve bizim 3000 kişilik e-mail listemiz var. Bizle devamlı temas istiyorsanız bir sosyal yardım at turkishcommunitycenter.org'un mesaj yollayın. Sizi listemize koyarız. Ve her zaman herkes bize gönül almaya ihtiyacımız var. Gönüllülük şartlarınız var mı? Üyelik var ya tabii. Üyelik sistemi var mı? Üyelik yok. Biz charity olduğumuz için üyelik yok. Fakat tabii doldurmak lazım. Sadece gönüllü olarak o özel günlerde emek vermek gerekiyor, fikir üretmek gerekiyor, işin bir ucundan tutmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir de tabii biliyorsunuz burada lise çocukları volunteer saatleri yapıyor, bize gelince o da mümkün. Var. Onlar da çok memnuniyetle çok önemli. Yoksa okulu bitiremiyorlar. Yoksa okulu bitiremiyorlar. Şimdi benim sizinle ilgili geçen senenin hatırladığım ve teşekkür etmek istediğim de özel olarak bir konu var. Depremzedelerle ilgili 12 bin dolarlık bir bağış topladınız. Evet. Ve bunu Türkiye'ye gönderdiniz. Evet. Bu konudan da azıcık bahsedelim isterim. Evet. Çok güzel bir çalışmaydı. Burada Oxfam ile konuştuk ve Oxfam bu parayı Türkiye'ye KEDEV'e yolladı. KEDEV'de deprem zonda olan hanımlara yardım ediyoruz. Bunun için daha program var, daha anlatacağız. Türkiye'den daha information geldi, onu size göstereceğiz. Yani çok önemli. Bütün topluma teşekkür. Çok büyük bir kıymetli bir yardım oldu. Hepinize teşekkür ederim. Bir birlik olduğumuzu gösterdiğimiz, maalesef kötü bir şey yaşadık ama yine de birliğimizi gösterdik. Dünyanın neresinde olursak olalım. Evet, bizim konsolos, büyük konsolos Bey ve hanımı, konsolos hanımı çok yardım ettiler. İpek Hanım ve Can Bey çok yardım ettiler. Onlara da çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Önümüzdeki yılla ilgili, yani bu önümüzdeki süreçle ilgili. Bilmeye çalışıyoruz. Herkes için para toplamaya çalışıyoruz. Devamlı grant writing hakkında düşünüyoruz. Bakanlarla konuşuyoruz. Bir merkez açmak istiyoruz. Çok güzel olur. Evet. Sonra tabii ama bizim servisler bütün Kanada'ya mesela tercümanlık veriyor. Kanada'ya tercümanlık isteyebiliyor. Size hizmete hazırız. Ne isterseniz onu söyleyeyim. Tamam. Bu çağrı çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Değerli izleyicilerimiz, 24. yılımızda Kanada geneline yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Türk Ağız TV olarak her cumartesi saat 12'de Omni2 kanalında sizlerle birlikteyiz. Yayınlarımızı Kanada'nın doğusunda pazartesi 14.30, salı 9.30 ve çarşamba günü 10.30 saatlerinde tekrarlarken Batı Kanada'da OmniBC kanalından perşembe 13.30'da izleyebilirsiniz. Ayrıca tüm programlarımızı YouTube ve web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ettiğiniz ve YouTube kanalımıza abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Tüm Türk Ağız TV gönüller adına hepinize verimli ve keyifli bir hafta diliyoruz. Gelecek hafta yeni programımızla karşınızda olmak için şimdilik hoşça kalın.